çeşitli kararsızlıklara neden olabilirler. Yine bu durumda ayrıntılarını yazmadım ama önemli olduğu için bu deneye uzunluğundan bahsedeyim dedim. Sadece aklınızda kenarında dursun. Bu gibi durumda bir deneme parçacığının çevresindekilerle etkin etkileşme aralığına deniyor. Lambda ile ifade ediliyor. Ve burada işte epsilon sıfır dielektrik, ortamın dielektrik katsayısı, Lorentz faktörü, işte Boltzmann faktörü, sıcaklık, yük ve parçacık sayısıyla alakalı bir azınlık olarak hesaplanıyor. Şimdi şuraya korkunç bir formül yazdım aslında. Ama onu sadece nelere bağlı olduğunu göstermek için yazdım. Neyin? Doğrudan öz alanlara ilişkin kuvvetin. Sadece şöyle bakabiliriz, nelere bağlıymış? A geçiyor mesela burada. Yük dağılımının yarı çapına bağlı. Bu ne demek olmuş oluyor? Demek ki ben çok küçük yapmaya çalıştığım zaman demetimi, yani bu tarz etkileri güçlendirmeye başlıyorum. Plakalar arası uzaklık, yani bir hızlandırıcı yapacağım zaman nasıl bir demeti onun içinde hızlandıracaksam, yani ben hep hızlandırıcı diyorum yanında ama sonuç itibariyle hızlandırmadan sadece bir manyetik örgü içinden de geçiriyor olabiliriz değil mi? Hızlandırıcı deyince sanki sürekli hızlandırma yapacakmışım gibi o bölümde hızlandırıcının bazılarının sıkıntısını karıştığını fark ediyorum. Yani demeti borumun içinde ilerleyecek veya başka elemanların içinden geçecekse demet, bu elemanların oluşturduğu yere çapı demet için önemli olduğunu görüyoruz. Bunu göz önünde bulundurmalıyız tasarım yaparken. Bir de G dediğimiz bir parametre geçiyor. Bu da demet merkezinin ferromanyetik malzemeye uzaklığı. Yani demet buradan geçiyorsa bunun merkezinin malzemeye uzaklığı. Peki bu kuvveti nasıl yapacağız? Hareket denklemimizi yazarken sağ tarafa bu kuvveti ekleyerek gerekirse çeşitli hesaplamalar yapabiliriz. Yani gerçek bir borçalı demet için uzay yıkık kuvvetleri, bu şeyi incoherent'ı bağdaşmaz diye çeviriyoruz. Bağdaşmaz betatron ayar kayması yükün boyuna ve yarıçapsal konumuna bağlıdır diyoruz. Şurada bu verdiğim ifade, bu uzay yükü tarafından oluşturulabilecek betatron ayar kaymasını veren ifade. Eğer buraya bakıyorsak ne diyor bize? İşte bu L0, yükün uzunluğu, yani yükün uzunluğu dediğinizde borçanın uzunluğunu kastettiğinizi anlıyorsunuz. Ve yarıçapsal konumuna bağlı olarak değişiyor. Yani ne demek yarıçapsal konumuna bağlı? Bohçanın içinde nerede duruyor o parçacık anlamına geliyor. Neyse bunları çok detaylı girmiyorum çünkü o zaman duyum karışabilir. Sadece bunları aklınızda tutun yeter ya da en azından duymuş olun diye koydum zaten bu slaytları. Şimdi uzay yükü nasıl olup da demet yayınımını etkiliyor ona bakalım. Bir demeti uzay yükünce baskın bir demeti şu şekilde iç içe geçmiş silindirler gibi düşünebiliyoruz. Ya da genel bir demeti böyle düşünebiliriz. Ancak uzay yükünce baskın olduğu zaman bu çok daha fazla etkilerle ortaya çıkıyor. Şu yukarıda da neyi görüyoruz? Bu her bir silindirin demet biliminin diyelim ona evren uzayında nasıl davrandığını. Genelde diyoruz ki bu uzay yükü etkisi altında bu bir denge diliminin çevresinde diğer dilimler salınım yapıyorlar. Ve herhangi bir parçacık bu banç içinde, bohça içinde nerede durduğuna bağlı olarak bu uzay yükünden farklı farklı etkileniyor. Daha önce de tartışmıştım. Bu salınım yapınca ne olacak? Her bir dilim evre uzayında kendi elipsine sahip. Ve bu elipsler kendisi mesela bir tanesi küçük bile olsa alanı, yani kendi yayılımı her dilimin küçük bile olsa bu faz uzayında oluşturdukları yayılımın iz düşümüne bakarsak onların hepsi büyük bir iz düşüm. Böyle büyük bir elipsi verecek. Yani bunun zarfına bakarsak büyük bir elipsi vermiş olacak. Dolayısıyla bu tarz bir yapılanma borçanın içinde
bize emittance'da artış, yayılımda artış olarak yansıyacak. Bunu yok etmenin, bu etkiyi azaltmanın yöntemleri de var. Dışarıdan bir şey yaparak şu elipslerin hepsinin aynı açıya sahip olmasını sağlayabiliyoruz. Onu da konuşuruz sonra yine, merak ederseniz. O durumda bunu yaptığımız zaman bu uzay yükü cüzünden artmış olan yayılımı biraz daha indirgeyebiliyoruz. Şimdi landasyonunu denen bir başka konu var parçacıkların toplu etkileriyle alakalı. Bunu da sadece adını duyun diye yazdım. Çünkü şimdi burada anlatmaya kalksak landasyonunu belki bütün hafta inceleyebiliriz. Ya da en azından bütün gün. Yani tanımına bakarsak temel olarak geri beslemeli bir salıncılar sisteminde bağdaşık ya da koherent salınımların söndürülmesine deniyor. Yani bu çok sayıda salıncıdan oluşmuş sisteme örnek olarak neleri verebiliyoruz? İşte yüksek enerji parçacık demetleri, üstün akışkanlar, kuarklar, bunların hepsinde kullanılabilecektir teori. Nasıl yapılır diye baktığımızda da, eğer okumak istersek daha sonra detaylarını, iki farklı yaklaşımla bu sönümün nasıl olduğu açıklanıyor. Bunlardan bir tanesine evre karışması, phase mixing yöntemi deniyor. Nasıl bu yöntem? Salıncılar farklı rezonans frekanslarında olduğunda eş evresizleşmeleri sağlanarak ya da bağdaşımlı bir şekilde salınan salıncıların tek tek etkileşmeleri sonucu. Buna da rezonans sönümü deniyor özel isim olarak. Neyse, bunları da işte duymuş olur diye koydum sadece. Başka demet demet etkileri, ne dedik, bu etki ortamda iki demet varsa oluyor. Yani iki demet ne zaman oluyor? İşte iki demet çarpıştırıcıda iki demet çarpışacağı zaman, yaklaştıkları zaman birbirlerine oluşuyor. İki demet arasında yüksek enerjinin çarpışmalar sırasında bu demetlerin özellikleri demet üzerine etkilenen elektromanyetik kuvvetler tarafından bozulabilir. Ne oluyor? Biz sürekli işte demetin emitisini, betisini vesaire çarpışma noktasında kontrol etmeye çalışıyoruz. Bunu yaparken demetlerin birbirine olan etkisini de tabii ki göz önünde bulundurma zorundayız. Ve demet kendisini oluşturan, demetin kendisini oluşturan parçacıklar için, pardon, demet kendisini oluşturan parçacıklar için bir elektromanyetik mercek gibi davranır. Okey, böyle biraz hızlı geçiyorum. Yani evet, sonuç olarak dediğim gibi herhangi bir dizayn yaparken bu tür etkiler olacağını da, demet etkileri olacağını da göz önünde bulundurarak bu kuvvetleri de hareket denklemimizi yaparken sağ tarafa koymayı unutmayarak yapmalıyız. Şimdi nelere sebep oluyor peki? Ayar kayması. Ayar kaymasına sebep oluyor. Ayar, tahmin ettiğimiz ayar belli bir derecenin dışında değişiyorsa başımıza neler geleceğini dün konuşmuştuk. Şimdi ayar, demet demet etkilerinden ötürü kaynak olunacak olan ayar kaymasına böyle delta Q, DD, pardon, dersek eğer, yani delta Q, DD'nin bununla orantılı olduğunu söylersek bakıyoruz. Bu ifadeye demet demet etkileşme ölçütü diyoruz. Bakalım nelerle veriliyormuş. XY'deki momentum sapmasından türeviyle ve betatyon fonksiyonuyla. Başka nelere sebep olabiliyor? Odaklama veya dağıtma. Tabii ki uzay yükü çarpışacak demetlerde de olduğuna göre bu sadece dağıtıcı etki. Bir de çimdik etkisi denilen bir etki var. Pinch effect. Bu da demetin kendi kendisini odaklamasıyla alakalı bir etki ve bu çoklu çarpışmalara sebep oluyor. Ve işte demetin akım şiddeti, büyüklüğü, genişliği gibi parametreleri demet demet etkileşme sonucunda değişirse, yani bu bize ışınlık pahasına geri dönüyor. Peki işte yayılım korunur diyoruz ama yayılım büyüyor hızlandırıcılarda. Nasıl oluyor bu iş?
değişmezlerle tanımlanmasına rağmen niçin dinleyebiliyor diyoruz. Ve bu biraz önce yani dün de bahsettiğimiz Hill denklemi doğrusal. Doğrusal olmayan etkilerin varlığında ise artık yayının korunumlu değil. Yayının büyürse ne olur? Demet kaybı, ışınlık azalması. Yani ışınlık azalması da epeyce pahalı bir etki aslında ama demet kaybı da kötü. Yani sonuçta büyük demetli kullanıcının duvarlarında kaybediyoruz anlamına gelebiliyor. Ve bu tarz etkiler hızlandırıcının çalışma niteliğini sınırlıyor ve veya indirgiyor. Peki bakalım başka bir durum bu yayınımın büyüyebileceği. Hani biraz önce dedin ya bazı şeyler pahasına bir hızlandırıcıdan diğerini aktarabilirim. Bunları yaparken iletim hatları kullanıyorum ve iletim hatlarında bir hızlandırıcıdan diğerine geçerken bakım penceresi denen bir şey kullanıyorum. Diyelim ki bu benim hızlandırdığım, güzelce düzelttiğim, betasını düşürdüğüm vesaire fokus ettiğim, odakladığım demetim. Onu diğer hızlandırıcıya geçirirken bu bakım penceresinden geçirdiğimde şu arada gerçekleşen çok kısa sıçramalar sonucunda ortaya çıkan parçacıklar demet bu şekilde dağılmış oluyor. Onu tekrar toplamam gerekecek. Şu yan tarafta da nasıl mesela şu şey olsun, saçılmadan önceki denkleştirilmiş demetimin elipsi olsun. Pardon, şu. Saçılmadan sonra da işte büyük bir sapmaya doğru, sapmanın büyük olduğu yere doğru kayan elipsin olmuş olacak. Bir de bu böyle bir etki mesela, buna da dikkat etmek lazım, değiştirebilir. Bakım penceresinin den kaynaklanan emitim sapması ile ilgili şu ifadeye bakacak olursak, işte RMS saçılma açısına ve oradaki o anki beta fonksiyonuna da bağlı. Demek ki böyle bir iş yapacaksam ne yapacağım? Gene o vakum penceresinin olduğu noktada beta'yı epeyce küçültmeliyim ki bu bana emitimde daha az bir büyüme olarak geri dönsün. Vakum penceresinden geçtikten sonra en azından birazcık orada kurtarayım diye düşünebiliriz. Başka işte manyetik yönlendirme hataları demet yayınımının büyümesine sebep olabilir. Ya da dağılma uyuşmazlığı dediğimiz. Yani işte bir noktada kiri dağılma, diğer noktadakinden meç edememişsem eğer, denkleştirememişsem, örgü yeterince iyi. Bütün bunlar, örgüdeki bozukluklar, kararsızlıklar, demet yayınımın büyümesine sebep oluyor. Son slaytlardan biri sanırım. Şunu koydum, başka bir üzerinde çalıştığım sistem olduğu için bunu da size hatırlatmak isterim. Çünkü daha sonra bir takım fotoenjektör simülasyonları yapacağız başka derslerde. Onun için belki bunu simülasyonla da deneyerek görebiliriz. Bir fotoenjektörde, öncelikle fotoenjektörün ne olduğunu söyleyeyim tabii okumamıştım şeyden. Şimdilik sadece bunu bir elektron kaynağı olarak bakalım. Nasıl bir elektron kaynağı olduğunu daha sonraki derslerde göreceğiz. Böyle bir bu kaynaksa henüz hızlandırıcının başı. Dolayısıyla burada demetin özelliklerini olabildiğince iyi ayarlamalıyız ki zaten ondan sonra başına çeşitli şeyler gelecek ilerlerde. İlk başlangıcını iyi yapmak istiyoruz. Onun için burada emitimse neler etki edecek, pardon yayılma, dikkat edelim. Neymiş mesela? Burada bu kaynakta parçacıkları yarı iletken veya metalik bir katoddan çıkarıyoruz. O zaman bu katodun ısısı ilk çıkan parçacıklara enerji vererek onların dağılmasına sebep olabilir. Yani demet yayılımına etkisi olmuş olacak, katkısı olmuş olacak. Burada nelere bağlı olduğunu yazıyoruz. Bu sigma denilen demetin ilk çıkıştaki genişliği. Neyle verildiğini yine göreceğiz. Uzay yükü tabii ki burada da en önemli etkimiz. Çünkü enerjide düşüp çok fazla etkileyecek. Uzay yükünden gelen katkı var. Neyse bunları yine ayrıntılarını tek tek söylemeyin. Çünkü hem zaman daralıyor hem de yine ayrıyeten tartışacağız. Sadece isimlerini yine aklınızda bulunsun diye söylüyorum. Bu gibi kaynakta parçacıkları oluşturduğumuz zaman çıkar çıkmaz parçacıklar düşük enerjide bir şekilde sarsılığa dağılmasın diye onları ilk etapta hızlandırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir RF kovuğu koyuyoruz.
bu Alef Kolon'un da bir takım etkileri yüzünden yine ona bağlı bir yayınımda artış gözlenebiliyor. Bu tüm etkileri göz önüne alırız ve hangi etki eğer bizim durumumuz için baskın ise ona göre bir emitens demet yayılımını küçültücü önlemler alabiliriz. Genellikle bu tarz sistemlerde en baskını uzay yükünden kaynaklanan katkı oluyor. Şimdi bu örnek alıştırmalar ve öneriler sayfası bugün boş değil maalesef. Gitti bu arada. Ne kadar zamanımız? Tamam. Şimdi birazcık bugün sıkıcı olacak. Çok fazla birbirini takip eden hikaye gibi değil slaytlar dedim ama arada böyle bir takım şeyler, kriterler öğrendik, eşitlikler gördük. Dizayn ederken örgümüzün nereye dikkat edeceğimizden bahsettik. Şimdi şöyle ufak bir egzersiz yapalım. Mesela bu akşam yapmaya başlayalım. Ne yapalım? 20 GeV vereceği momentumlu gerçekçi bir proton hızlandırıcısı tasarlamanın başlangıcını yapalım bugün mesela. Çünkü MEDEX dersini gördüğümüzde bu hızlandırıcıyı tasarlayacağız. İşte çevresi 1000 metre olsun. Bunu tasarlarken bir hücre, örgün hücresi, sonra da onu periyodik hızlandırıcıya tamamlayacak işlemleri yapacağız. Bu hücreleri oluşturacağımız 4 kutuplu magnetlerin uzunluğu 3 metre olsun. Hızlandırıcımız tamamı 8 tane fodon hücresinden oluşsun. Yani 8 tane fodon hücresini koyduğum zaman hızlandırıcının periyodik örgüsünü kapatmış olayım. Yani ona yörüngeyi kapatmak diyoruz. Öyle bir terim. Yörüngeyi kapatmış olayım. Kullanacağımız tabii eğici magnetler de demek kullanacakmışız. Yani kaçınılmaz olarak. Onların uzunluğu 5 metre. Maksimum alanları da 3 tesla olsun. Şimdi ben dedim ki size benim elimde bu tarz malzemeler var. Bana nasıl bir örgü yapabilirdiniz? Yani nasıl bir örgüyle bu yörüngeyi kapatabilirdik diye soruyorum. Burada yine işte daha önceki derste derslerde öğrendiğimiz çeşitli şeyleri kullanabiliriz. Mesela önceki öğrendiğimiz örgüden, foda örgüsünden mesela kopya çekebiliriz. Ama tabii o foda örgüsü dipol içermiyordu, kopya vereyim. İki kutuplu magnetler de kullanmalıyız ki dairesel bir yörünge oluşturabilelim. Bunu yapalım. Bunu yaparken maksimum beta fonksiyonumuz 300 metre olsun. Mesela bu değeri de vereyim size. Bunun üzerinde bir düşünün bakalım. Sonra bu esasında modelimizin ilk adımını oluşturacak. Daha sonra bu hızlandırıcıyı işte simülasyon programına uygulamaya çalışacağız. Ara ara bana gelip sorabilirsiniz ama birazcık düşünün bugün mesela. Çünkü MEDEX dersiniz hangi gün ilk acaba? O güne kadar zamanınız var. Perşembe. Tamam. Bu kadar.